Nuray Mert'le soru cevabı hoş geldiniz. Bugün de pek çok konuyu konuşacağız. Hocam merhaba. Merhaba. Hocam konularımız çok değişiyor ülkede. Pek çok konu değişiyor. Başka ülkelerde böyle midir bilmiyorum. Ama dün mesela Fethullah Gülen'in ölümünü konuşuyorduk. Elbette ki bugün de devam edeceğiz ama bugün Bahçeli bir grup toplantısında konuştu. Gündem Bahçeli'nin sözleriyle doldu. Bomba gibi düştü demek. Az kalmaz. İlk başta Fethullah Gülen'in ölümüyle aslında başlayalım. Pensilvanya'da öldü, 20 Ekim'de öldüğü söyleniyor. Hala mezarının ne olacağı vesaire gömüleceği belli değil. Ama bundan sonra örgüt ne olacak, nasıl ilerleyecek, yeni lideri kim olacak gibi pek çok sorular var. Bunları ilerleyen zamanda öğreneceğiz ama asıl mesele aslında Fethullah Gülen'in Türkiye ile ilişkilenme meselesi. Özellikle AKP dönemiyle ilişkilenme meselesi. O ilişkilerin iyi olduğu dönemler, daha sonraki 15 Temmuz süreci, belki daha önce başlayan ama 15 Temmuz'da savaşın çok daha belirgin olduğu dönemlerden aslında başlayarak bir size topu atmak istiyorum. Nasıl bir perspektif çizmek gerekiyor diye size sorarak başlayalım. Başlayalım, Allah takdiratını affetsin. Ama önce şunu belirteyim. Yani çok tuhaf buldum ben dün televizyonlardaki veriliş biçimini de bu ölümün. Bazı gazetelerin manşetlerini de, yani kim olursa olsun sonuç itibarıyla yok iblis öldü, yok işte ceset filan gibi laflar. İşte FETÖ'cüler Amerika'ya da işte Pensilvanya'ya üşüştü. Yani ben bunları çok yakışıksız buluyorum, açık söyleyeyim. Sonuç itibariyle şu ülkede herhalde Fethullahçıların gezilerine katılmamış nadir aydınlardan veya neyse artık ne demiyorsa demokrat, okur yazar. Onlardan bir tanesi, üstelik de gazeteci, Zaman Gazetesi, orada yazanlar, onlarla gazetecilik düzeyinde tanışan, görüşen bir insanım. Ama ben bir tane bile gezilerine, bunu televizyonlarda yapılmış şey de var. Yani o cenahtan insanlarla televizyon tartışmalarında da mevzu bahis olmuştur bu. Sonuç itibariyle dedim ki ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü hani FETÖ'cülükle falan itham edilecek, bundan çekinecek hiçbir tarafım yok. Kimsenin olmamalı aslında, eğer böyle değilse, o yapının içerisinde değilse. Ama özellikle benim, dahası yıllarca, bir de bu açığa çıkmış bir şey yani. Yıllarca o dönemde işte örgüt üyesi olmak gibi bir soruşturma açıp telefonlarımı dinleyen çevreden bahsediyoruz. Sonra askere dinliklerinde Ankara'da çağrıldım. Ankara'da savcılıkta ifade verdim. Yani şu yönde ifade. İşte bu haksız yere suçlananları, bu tasfiye olduktan sonra Fethullah Gülen örgütü, işte şikayetçi misiniz? İşte hakkınızda o dönemde Fethullahçı çevrelerden soruşturma açılmış ve telefonlarınız şu süreçler içerisinde sürekli uzatılarak bu süreç dinlenmiş diye savcılığa ifade vermiş bir insanım. Dolayısıyla dediğim gibi yani doğrudan mağdur olmasak da bu tür yapıp ettiklerinin dolaylı yoldan mağduruyuz. Doğrudan da olabilir rahatlıkla. Yani o kadar ağır suçlamalarla itham edildikten sonra bir soruşturma açılıp bunun devamı da gerekir de. Onun ötesinde de öteden beri Ergenekon davaları sürecinde işte bu içeriye atılan işte yaşlı askerlerin işte sağlık sorunları olduğunda işte bunlar gatakulli demişti Fethullah Gülen. Ben de gatakulli mi fetekulli mi diye bir yazı yazmıştım Radikal'de. O zamanlar bu işleri sorgulayanlara Ergenekoncu deniliyordu. Şimdi herkes Fethullah Gülen'in üzerinde ve örgütün üzerinde tepinmeye başladı. Evet, demek ki hepsi kandırılmış. Biz çok açık gözlü çıkmışız, biz kandırılmamışız. O dolayısıyla yani bütün bunlara rağmen ben böyle bir bölümün üzerinden bu kadar tepinilmesi, yani en kötü ihtimalle yani iyi bilirdik demezsiniz, olur biter. Böyle bir dediğim gibi işte ceset, iblis, o bu çok çirkin ifadeler diye düşünüyorum. Hemen onu belirteyim.
Onun ötesinde Türkiye ile ilişkisinde unutmayalım ki Fethullah Gülen diğer pek çok şey gibi, yani bu çevreden pek çok girişim gibi komünizmle mücadele eden işe başlamış. O zamanlar başlamış. Ve en önemlisi 12 Eylül darbesi ertesinde kollanmış. O zamanlar diyeceksiniz ki komünizmle mücadele işi bitiyordu yavaş yavaş. Öyleydi ama o zaman da bu sefer işte Erbakan'ın çok sistem dışı bir İslamcı aktör olduğu düşünülüyordu. Ve o yüzden de özellikle Erbakan'la husumeti vardı. Erbakan'a karşı devletin sevdiği, beğendiği, besleyip büyüttüğü işte Müslüman, bılımlı Müslüman çevreydi. Bunları hatırlamak lazım. Hatta 90 yılıydı galiba. Hep söylüyorum. Ruşen'in kitabında, Ruşen Çakır'ın kitabında bir alıntı yapmıştı. İzmir'de verdiği bir vaazdan. Orada bu başörtüsüyle üniversiteye gitmek isteyen kız öğrencilerin yaptığı gösteriye, işte bunlar aslında anarşist. Yani işte böyle aslında erkek onlar, kapanıp kız kılığında geziyorlar falan diye vaazlar vermiş. Birinden bahsediyoruz. Evet, yollar sonra AK Parti ile örtüştü ama onun öncesini unutmayalım. Şimdi ben izliyorum böyle bazen işte. Evet, öncesinde de siyasetçilerde şey vardı ama işte yakınlığı vardı ama canım o kadar da değildi falan. O kadar da değildi çünkü tek parti iktidarı yoktu. Ama her çevreyle özellikle devlet katında diyelim, emniyet, o zamanın emniyeti içerisindeki kavgaları biliyoruz. Biliyoruz biliyoruz ama bunları bir türlü hatırlayıp bir araya getirmiyoruz. Yani Fethullahçı çevrelerle diğerleri arasında, MİT'te, bu çevrelerde, yani 90'lar böyle tamamıyla toz duman vaziyetteydi. Ve Gülen, evet, tek bir partinin gücü yoktu tek başına iktidar olacak. Koalisyon hükümetleri oluyordu. Parçalanmış vaziyetteydi iktidar tablosu. Ama sonuç itibariyle bütün iktidar ortakları, bütün siyasi çevreler, Erbakan hariç, Fethullah Gülen çevresiyle, Fethullah Gülen'le yapılanmasıyla, devlet içerisindeki yapılanmasıyla iç içeydiler. Demirel öyle, yani şimdi mesela Ecevit çok böyle şey, naif bir adamdı. O yüzden durumun farkında değildi. Demirel de kıyısından geçti filan gibi laflar söyleniyor. Hani bu AK Parti'yi temize çıkarmak açısından değil, bunun nasıl köklü bir iş olduğunu anlamak, hatırlamak açısından çok önemli. Ondan sonra tabii ki yani çok güçlü bir iktidar AK Partisi ve Fethullah Gülen'le çevresiyle diyelim. Çünkü örgüt gibi bir tanım yoktu o zamanlar. Kurduğu ittifak, örtülü ittifak, çünkü bir parti değil yani. Onlar şey bir açık bir ittifak olamaz. O çevreye sağladığı imkanlar. Zaten kendi ağızlarından, yani bir tekrar etmeme gerek yok. Kandırıldık dedikleri şeyler bunlar. Yani böyle 5 yaşındaki çocuğun kanlayacağı işler. Bu bir siyasi ittifaktı. Ve ondan sonra bu iktidar içerisinde bir hesaplaşma oldu. Daha doğrusu Fethullahçılar iktidarın tümüne heveslendiler. O sırada iktidar partisi de işin gerçekten bu manada da ciddiyetini fark etti. Yani bütün böyle kurumların içerisine asker, yargı filan iyice keskin bir yapılanma ve kendisine karşı da bunu yönetilemez. Yani birlikte davranılamaz, artık yönetilemez hale geldikten sonra büyük kavga başladı. Olay bundan ibaret. Yani tabii ki en yakın hafızamızda ve en yakın ilişki AK Partisi ile kurduğu ilişki. Ama dediğim gibi yani onlar bakanlar, şunlar, bunlar, en başta Cumhurbaşkanı işte gel bu hasret gitsin filan diye, yani bunları bilmiyorum tekrar etmeye gerek var mı? Ve kandırıldıkla geçiştirilecek işler mi bunlar? Ama durum böyleydi. Şimdi bunu örtmek için daha fazla gürültü çıkarıldığını düşünüyorum ben bu çevrede. İşte böyle özellikle de iktidara yakın basında işte bu ölümün üzerinden tepinmek kolay. O zamanlar bunların burslarıyla Amerikalara gidenler, yani sadece gezilerden bahsetmiyorum.
bunlara imkan sağlayan iktidar mekanizması onun öncesinde o imkanlardan yararlananlar vardı. Ve başta İktidar Partisi ve onu destekleyenler olmak üzere kendine liberal, demokrat filan diye yani çevreler de sonradan bir kısmı bu örgütçülükle suçlandı. Onların Fethullah Gülen örgütçülüğün parçası oldu. Ben de inanmıyorum tabii ki. Ama sonuç itibarıyla böyle bir hava vardı ve dediğim gibi Fethullah Gülen'e, o çevreye laf eden insana darbeci muamelesi yapılıyordu. Yani açık konuşalım. Bunlardan bir tanesi bendim. O zaman yazılan, çizilen şeyler ortada. O yüzden dediğim gibi fazla gürültü çıkararak ancak kabahat bastırılmaya çalışılır. Olay o, ama dediğim gibi geçmişi de unutmayalım. Hiçbir Türkiye'deki hiçbir siyasi aktör bu işten böyle kolaylıkla sıyrılamaz. Her zaman tekrar ediyorum. AK Partisi dönemi şey haline geldi, yani geçmişin temize çekilmesi şeyi geldi. Bunu yaparsak biz Türkiye'deki siyaseti anlayamayız. Siyasi gelişmeleri, bugünü, yarını falan algılayamayız. Yani öncesini silelim, AK Parti'den ibaret. Yani o kısmını biliyoruz, yaşadık. Ama bir de ondan öncesi var. Ki ben onları da yaşadım tabii yaşım itibariyle. Yani yaşamayanlar da okuyup öğrenebilirler neler olduğunu. Bu ölçüde değil ama devlet içerisindeki yapılanma dediğim gibi 12 Eylül darbesine dayanır bu işler. Oradaki izlenen de stratejilere dayanır. Bunları da hatırlamak lazım. Şimdi işte böyle muhalif çevreler, şu benzer şeyler oluyor üzerinden daha çok gidiyor. İşte bu sefer de başka tarikatlar, onlar gitti menzil geldi filan deniyor. Aynı şey olduğunu ben düşünmüyorum doğrusu. O güçte, o yapıda bir şeyin yerine geleceğini zannetmiyorum. Bir ikincisi tabii ABD ile bağlantısı. O da çok gizli, böyle karanlık filan bir konu değil. Çok açık. ABD'nin o zamanlar ılımlı İslam, işte böyle radikal olmayan İslami çevrelerle yol almak gibi bir siyaseti vardı. Şimdi Müslüman kardeşlerle görüşmeleri filan da ki bu Arap Baharı'nda bitti bu iş. Bir stratejinin sonu geldi. Bu çerçeve içerisinde düşünülebilir. Ona bakarsanız AK Parti de bu çerçeve içerisinde desteklemişti. Ha şimdi devamı gelir mi? Şimdi devamı gelmez. Şimdi artık yani ABD'de böyle bir strateji yok. Ama şunu da ifade etmek lazım. Gerçekten de işte Batı, biraz Batı mesafeli, Batı karşıtı diye algıladıkları için Erdoğan'a karşı olan çevrelere şimdi fazlasıyla itibar ediyor. Açıktan değilse bile yani görüşülüyor Türkiye'de. Türkiye kıymetli, müttefik. Fakat diğer taraftan da bu Erdoğan'ın işte yok Batı'ya sert çıkışları, işte Rusya ile arasında böyle yakınlık olması veya ilişkileri bozmamış olması ABD'nin istediği gibi oranda. İşte BRICS'e girme başlıyor. Yani ondan öncesinde de böyle Batı karşıtı bir iktidar olarak görüyorlar. Bakın demokratik açıdan demiyorum. Çünkü Batı dünyasındaki bizim gibi ülkelere yönelik siyaset hiçbir zaman demokrasiyi öncelemedi. Yani bunlar yeterince demokrat değil, o yüzden işte biz de küstük demediler. Yani Batı ile ittifak ilişkileriniz iyi ise hiçbir sorun çıkmaz. Erdoğan'la sorunları işte Batı ile ilişkisini böyle kuşkulu, hep kuşkulu görmeleri. O manada hala belki yurt dışında belli yerlerde böyle bir yedekte durabilecek bir güç. Ama hiçbir ehemmiyeti olduğunu düşünmüyorum. Yani hiç önemli bir ehemmiyeti kaldığını düşünmüyorum. Ondan sonra da böyle işte bir takım haritalar o mu olur, başka kim olur bilmiyorum ama yani sonuç itibariyle Türkiye'de tamamıyla tasfiye edilmiş bir güç. Bir daha da sızmasına bence imkan ve ihtimal yok. Yurt dışındaki işlemini de çoktan tamamlamış vaziyette. O köprünün altından çok sular geçti. Sürümleneceğini düşünüyorum ben bu çevrenin. Yani çok para var, pul var. Onlar nasıl paylaşır? Onu bilemem ama ben böyle büyük bir tek kapıda bekliyor falan gibi düşünüyorum. Biraz şey gibi de yorumlar var. Bir yerden sonra o iktidar içi o
sizin de bahsettiğiniz hem para meselesi hem de kendi aralarındaki tartışmaların 3 ismin öne çıktığı söyleniyor. Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, bir de Mustafa Yeşil vardı. Doğru hatırlıyorsam üçü. Üçünün isminin öne çıktığı söyleniyor. Birinin Almanya'da olduğu vesaire. Bu iç isim arasındaki tartışmalardan bahsediyorlar ama bakalım ilerleyen günlerde ne göreceğiz? Muhakkak bir açıklama vesaire gelir. Fazla bir şey görmeyeceğiz, ben size söyleyeyim. Hocam, geçtiğimiz hafta girdik aslında, biraz konuştuk bu konuyu, çözüm süreci meselesini konuştuk. Ama çok daha yeni meseleler var. Dün Özgür Özel aslında Edirne'ye gitti. Selahattin Demirtaş'ı görmeye, ziyarete gitti. Selçuk Mızraklı'yı da gördü. Tabii onun öncesinde Tülay Yetimoğulları ve Tuncer Bakırhan da gitmişti geçtiğimiz hafta. Bu ziyaretlerde bu çözüm süreci tartışmalarının konuşulduğu söylendi. Açıklananlar da bu yöndeydi. Dünkü Özgür Özel'in açıklaması ve Selahattin Demirtaş'ın açıklamasına baktığımızda aslında çözümün meclisten geçtiği, barışın oradan geçtiğini söylediler. Bugün de aslında biraz daha çözüm süreci tartışmaları nasıl gidecek diye bakarken yine Devlet Bahçeli aslında bir bomba attı demek belki yanlış mı olur bilmiyorum ama bugünkü gündeminde toplantısında Abdullah Öcalan'ı meclise çağırdı aslında. Ve umut hakkından yararlanması gerektiğini söyledi. Tam cümlesini söyleyeyim Devlet Bahçeli'nin. Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önünü de ardına kadar açılsın demiş. Daha sonra Tülay Yetimoğulları konuştu grup toplantısında. O da yine Abdullah Öcalan'ın çözümden geçtiği ve tecrit altında bulunmaması gerektiğini söyledi. Şimdi bu Bahçeli'nin açıklamasını sormak istiyorum aslında size. Hani böyle geçen hafta doğrudan seslenmişti, muhatap almıştı. Bu hafta da artık çıkması gerektiğini, yani mecliste konuşması gerektiğini söylemişti. Gerçekten çözüm süreci geliyor mu diye sormak şu an çok mu erken olur? Yok, erken olmaz da yani neyin geldiğini daha doğru diyelim, tanımlamaya çalışırsak. Yani çözüm süreci dediğimiz aslında bir pazarlık süreci. Kısmen böyle olması da doğal ama çözüm süreci dediğimiz zaman eskiden böyle bir tartışmalar filan, işte böyle kamuoyu yönünde bu tartışmalar, çeşitli aktörlerin konuşması filan söz konusu olabilirdi. Şimdi böyle bir ortam yok, biliyorsunuz. Hiçbir konuda yok. Yani bunun da olabilmesi için demokratik bir tartışma ortamının olması lazım. Hiçbir konuda olmadığı gibi bilhassa Kürt meselesi yok. Bahçeli'nin söylediklerinin yarısını söylesek kendimizi hapiste buluruz. Ama onun kredisi var filan denilebilir. Ama böyle bir ortamda yani iktidarın asıl meselesi, ben size söyleyeyim. Yani hem gerçekten de tamam, bu böyle sürüncemede kalmış bir meseleyi artık sonsuza kadar bitirme. Kendileri de ifade ettikleri gibi Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var. İşte terör sorununun ortadan kalkması. O halde örgütün tasfiyesi. Zaten iktidarın son çözüm sürecinin de temel konsepti buydu. Yani Öcalan'la anlaşıp müzakere edip şey yapması, işte örgütü sen silahlarını bırak demesi ve bunun gerçekleşmesi de olmadı o zaman. Yani hem örgütten hem Kürtlerin siyasi temsiline soyunan parti olan işte HDP'den, o zaman BDP miydi, HDP miydi? Yani isimleri değişiyor ama neyi kastettiğim o kadar. HDP'de. HDP'ydi. Bu itiraz oldu, tartışmalar oldu, işler sarpa sardı, neyse ne. Şimdi aşağı yukarı gene aynı şekilde bundan bahsediliyor. Yani gel kardeşim, yani sen başlattın bu işi, madem sen bitir, bu yol yol değil. Bak sen de hapislerde çürüyorsun. Türünden bir açıklama yapmış oluyor. İktidarın da böyle bir şey dolaşıma sokması, bence yani da iktidardan ayrı bir şey söylediğini veya işte farklı olduğunu düşünenler var. Ben öyle düşünmüyorum, belki yanılıyorum, bilemem. Ama ben İktidar Partisi'nden bağımsız olarak böyle bir adım attığını düşünmüyorum Bahçeli'nin.
Böyle bir yola girilebilecek gibi gözüküyor. Belki görüşmeler başladı bile, onu da bilemeyiz. Çünkü o kısım gizli ve doğal olarak da gizli tabii. Yani hiçbir devlet yaptığı bu tür görüşmeleri ortalara dökmez. Ama en azından tekrar bir Kürt meselesi tartışılsın edilsin. Öyle bir şey de dediğim gibi demokratik bir tartışma olmadığı için yok. Ama bir şey daha var. Kürt siyaseti de kapalı bir kutu. Şimdi bunu da ifade etmek lazım. Dolayısıyla ortada tartışabileceğimiz yani mecliste demişler. Hiç, geçen sefer çünkü Dolmabahçe mutabakatı falan gibi saçma sapan şeylere bel bağlamıştı Kürt siyaseti. Hiçbir hukuki güvencesi yok. Hiçbir anlamı yok. Yani bir siyasal sistem içerisinde böyle işte tamam gizli görüşmeler, istihbaratla görüşmeler falan olur da böyle televizyonların önünde Öcalan'ın mektubuyla falan mutabakat yani o zaman da bana çok tuhaf gelmişti. Nitekim sonucu da olmadı, olması da mümkün değildi. Yani yerinin meclis olduğu konusunda herkesle hemfikir olmak lazım. Ama onun dışında meclis dışındaki kısmı da var yani. Öcalan'la görüşülürken tabii onu istihbarat örgütü, işte devletin ilgili birimleri yürütecek demektir. Ancak işte muhalefete bilgi vermesi gerekir. Onu beklenir yani demokratik çerçevede. Onu yaparlar, yapmazlar belli değil. Pek yapmaya da ihtiyaç duymuyorlar. Yani muhalefete bilgi verilmesi veya mecliste kapalı oturum olması. Çünkü orada DEM Parti de var filan. Yani gerekçesi, bahanesi çok. Ama sonuç itibariyle yani işin bir bu tarafı var. Belki görüşmeler başlandı. İşte bu işin nihayet böyle son bulması. E karşında ne olabilir? İşte sizin umut hakkı veya onların umut hakkı dediği işte af. Öcalan'a af. İşte ev hapsi. Ötedenleri zaten konuşulur. Mecliste konuşması değilse bile ev hapsi ve o koşullardan kurtulması bunlar. Onların ötesinde bir şey değil. Onların ötesinde ne varı da ayrıca konuşmamız lazım. Yani ötesinde ne var tartışabiliriz. Ama Kürt siyaseti dedim ya bu konuda onlar da kapalı kutu. Ben bu sefer iktidarın şansının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Beğenelim veya beğenmeyelim. Çünkü geçmişte bu bir tartışma olmuştu. İşte örgütle partiyle Öcalan arasında ayrışmalar olmuştu falan. Nitekim de Demirtaş'ın başına ne geldiyse bu yüzden geldi malum. Seni başkan yaptırmayacağız dedi. Çünkü o zamanki pazarlığın Öcalan'la başkanlık sistemini kabul etmesi üzerine yürüdüğü düşünülüyordu, söyleniyordu. Ve de Demirtaş'ın o açıklaması bu çizgiden ayrılmaydı falan. Yani o uzun hikaye. Şimdi bu koşullar ortadan kalktı. Zaten başkanlık sürecine geldi, yerleşti. Sadece Erdoğan'ın başkan olmasından da ibaret bir şey değil. Bu bir farklı bir iş. Ve demokrasinin sınırlarını çok daraldı bir rejimden bahsediyoruz. Bu koşullar altında zaten böyle bir Kürt siyasetinin böyle bir kozu falan da yok elinde. O yüzden ve son zamanlarda da zaten yani Kürt siyasetinden Öcalan'ın tecrüsü kalksın dışında çok fazla bir şey duymuyoruz. Yani böyle spesifik konularda soru önergeleri falan var ama yani bir büyük ses olarak partiden işte şu olsun bu olsun Türkiye demokratikleşsin gibi bir şey değil. O yüzden yani demokratikleşmesini istemiyorlar manasında söylemiyorum ama hani eskiden bir laf vardı ya hani Türkiye demokratikleşmeden Kürt siyaseti çözülmez diye, Kürt meselesi çözülmez. Şimdi bu ezber bozuldu aslında. Yani ve de Kürtler de şu veya bu nedenle haklı veya haksız olarak ya kardeşim yani bütün Türkiye'nin demokratikleşmesinin yükü bizim sırtımıza mı binecek? Biz kendi işimize bakarız. Bu zaten var olan bir görüştü parti içerisinde ve o çevrede de. Ben bunu ağırlık kazandığını düşünüyorum. Zaten size de bir yazı yazdım. Daha yeni yazdım. Orada uzun uzun anlatmaya. Ya, çok uzun değil. Şimdi buradan daha uzun anlatmaya çalıştım. Ama ben böyle bir şeyin artık Kürt siyasetinden Öcalan'a af, bir tek belli aflar örgüt liderlerine, başkanlarına her neyse bu çerçevenin dışında başka bir şey
olma ihtimali yok. Böyle bir kültürel setin elinde böyle bir poz da yok. E şimdi bu sadece örgütü tasfiye etme şey midir? Hayır, bence bir oy meselesi aynı zamanda. Şimdi DEM Partisi'nin son seçimlerde %8-9 arasında bir oy almıştı. Bu azalır çoğalır ama bir oy, konsolide etmiş olduğu bir oy potansiyeli var Kürt siyasetin hala hazır. Şimdi bu oy nereye gidecek? Çok kritik. Çünkü son seçimlerde de iktidar partisi güç kaybetti. Ve olabilecek herhangi bir seçimde Kürtlerin oyları çok kilit mahiyetinde. Dolayısıyla işte bir takım adımlarla, bir takım inisiyatiflerle bu oy potansiyelinin yarısı bile iktidar lehine yer değiştirse bu iktidar açısından önemli bir hale geliyor. Dolayısıyla bu sadece örgüt tasfiye etmek meselesi değil, partinin de muhalefet kanadında yer almaması. Zaten hep ikircilidir Kürt siyasi partileri, yani muhalefet kanalında yer almaktan. Dediğim gibi Kürtlerin kafasında her zaman ya bu işi çözerse devlet çözer. Devletle anlaşmak lazım. Bu muhalefetin zaten gücü yok. Anlayışı yaygındır. Hala hazırda üstelik de bu kadar güçlü bir iktidar tablosu içerisinde. Bu görüşün ağırlık kazanması çok şaşılacak bir şey değil. Ben Demirtaş'ın açıklamasını da CHP'ye son derece mesafeli buldum. Yani çok muğlak, ortalama ifadeler. Yani ne diyeceksiniz, sarılıp kucaklaşacaklar falan, beraber ağlaşacaklar mı? Hayır tabii ki. Ama yapılan açıklamaların tonu belli olur, hissedilir. Ben bu yapılan açıklamadan böyle pek bir CHP ile yakınlık tesis etmek, birlikte işte ya gerçekten de işte birlikte Türkiye'nin demokratikleşmesi için ne yapabiliriz gibi bir hava almadım. Demirtaş da yıllardır cezaevinde haksız bir şekilde, bana sorarsanız haklı veya haksız bir şekilde cezaevinde olan bir siyasi liderin de yani bir siyasal heyet adına, bir çevre adına tek başına inisiyatif alması zor ve gittikçe cezaevi koşullarında gittikçe de azalıyor o inisiyatif. Onu da görmek lazım. O yüzden bu işte CHP'ye pek ekmek yok. Yani oy kısmından bahsediyorum. Ama onun dışında tabii Kürt meselesinin işte barışçıl yollardan çözülmesi Türkiye'nin çıkarlarına olacak bir şey. Bu ülkede yaşayan herkes için. Özellikle bir cezaevlerini boşalması, işte haklı haksız isnatlarla, işte terörle iltisaklı olarak insanların hapishanelerde çürümesi falan. Bunların ortadan kalkması bile olumlu gelişmeler olur. Ama dediğim gibi yani ben çözüm, yeni çözüm dediğimiz veya denilen şeyin bu çerçevede olacağını düşünüyorum. Ama burada da nereye gidileceğini bugünden kestirmek zor. Çünkü dediğim gibi şimdi böyle gizli müdülen faslı var. Kürt siyaseti gittikçe daha fazla karnından konuşan halde. Taraflar böyle. Ortalıkta zaten onun dışında bir ciddi bir tartışma alanı yok. Eskiden Kürt siyasetine çok destek veren Türkiye'deki sol demokrat çevreler de biraz işte bu işten soğumuş vaziyette. Malum yani ayrı bir parti olarak son seçimlere girmesinde de konuşmuştuk bunu hatırlarsak. İşte şeyden ayrılan, DEM Partisi'nden ayrılan veya zamanında HDP'den ayrılan unsurların veya onları desteklemesi beklenen unsurların ayrı seçime girmesinden de belli. Ortalıktaki bu yılgınlık, hani demokrasi tartışmasının artık neredeyse anlamsız hale geldiği hissiyat o kadar yaygın. Bu yılgınlık, böyle küskünlük, bezgin bu kadar yaygın ki zaten başka böyle bir kamuoyunda tartışacak bir alan da yok. Dolayısıyla dediğim gibi yani bir süreci iktidar başlatırsa başlatacak. Bunu da kamuoyuyla çok paylaşma gibi bir tutumu olmaz. Kısmen haklı, kısmen ise tamamıyla yani böyle bir demokratik siyaset anlayışından uzak olması dolayısıyla. DEM Parti'den de böyle muğlak açıklamalar yapılacak.
Bu iş böyle devam edecek. İzleyerek ancak göreceğiz neler olacağını. Hocam şey dediniz ya, Demirtaş'ın CHP'ye mesafesinden bahsettiniz ya, biraz merak ettiğim için sormak istiyorum bunu. Genel seçimlerin ardından Demirtaş hiç siyasete dair hiçbir açıklama yapmadı ve aslında onu çok fazla görmedik ya sahalarda hiçbir yerde. Yani daha doğrusu sadece tweet atıyordu ya da mesaj gönderiyordu bir şekilde, onları alıyorduk ya. Şimdi artık böyle bir şey de söz konusu değil. Bunların da etkisi olabilir mi? Yani genel seçimlerden sonra da bir etkisi olabilir mi bu mesafe CHP'ye karşı? Hem ondan bahsediyorum zaten. Yani Demirtaş'ın bir inisiyatif alanı kalmadı. Yani bunu görmek lazım. Çünkü hem DEM Partisi ile örtüşen tarafları var. Ayrışması muhtemel tarafların artık bir karşılığı kalmadı. Dediğim gibi o son işte çözüm sürecindeki ayrışmalarda zaten işler sarpa sardı biliyorsunuz. Ve de zaten Kürt siyaseti içinde de Demirtaş çok suçlayan oldu. İşte sana mı kalmış kardeşim ne diye başkan, seni başkan yaptırmayacağız deyip adamın asabını bozuyorsun filan türünde çok itiraz oldu. Yani şimdi bunlar dediğim Kürt meselesi olunca aslında herkes karnından konuşuyor. Açık söyleyelim. Devletin zaten tavrı belli. Bir terör meselesi diyor. Kestirip atıyor. Diğer taraftan Kürt siyasetinin içerisinde kol kırılır yen içinde hiçbir zaman bir açık tartışma şeyi olmadı. Yıllarca ve çözüm sürecinde dedik ki yani sakınca evet bir açık tartışmaların olduğu zaman da ensenden tutuyorlar. İşte vay sen terörle ilgisi eğer iktidarın itiraz edecek, iktidara karşı bir itiraz, iktidar kadrosuna karşı bir itiraz, onun önerilerine, onun projesine, stratejisine karşı bir şeyse hemen terörle itham edilmek gibi bir şey var, tehdit var. Bu koşullar da bir etken. Ama onun dışında da ben Kürt siyaseti içerisinde de tartışma alanının çok dar olduğunu düşünüyorum. Yani bu örgüt şeyinden, sultasından filan da değil sadece. Ve gittikçe artan bir kafa karışıklığı olduğunu düşünüyorum. Yani Türk dostlarım kusura bakmasınlar ama yani şimdi ben bir tanesine doğrudan ya talepleriniz nedir diye sorsak verilen cevap hep şu. İşte Türkiye'de yaşam geçen sevgili Ahmet Türk'te bir programda bunu söyledi. Bir gazeteciye karşı. Türkiye'de yaşam olsun. Ya tamam yaşıyoruz. Biz yakından izleyenlerin bir fikirleri var. Ama yıllar geçiyor. 20 yıl oldu AK Partisi iktidarından bu yana. Bu işin evveliyatı daha da fazla. Bu süreçler içerisinde pek çok şey değişiyor. Şimdi beğenin beğenmeyin. Yani iktidarı en çok eleştiren insanlardan biriyim. Ama Kürtçe televizyon kanalı var. Kürtçe konuşuluyor. Şimdi hala o eski ezberde devam etmeniz imkansız. İşte Kürtler dillerini konuşmak istiyor. Kürtler dillerini konuşuyor. O zaman şu. Kürtler dillerini ikinci bir resmi dil olmasını istiyor. Bu. Kürtler Kürtçe eğitim almak istiyorlar. Çünkü bu en çok ifade edilen şeylerden bir tanesiydi. O zaman bunun daha somut olması lazım. Yani somutlaşması lazım. Bir soru geldiğinde talepler belli diye geçiştirmemek lazım. Yani açıkça kamuoyuna. Evet biz mesela Kürtçe ilkokul düzeyinde Kürtçe daha ileriki bir düzeyde Kürtçe Kürtlerin kendi ana dillerinde eğitim görmesini istiyoruz. Bunun için gerekli olan yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Onun ötesinde ne? Şeydi yani merkeziyetçi yapıdan daha böyle mahalli inisiyatiflere yönelik demokratik bir düzenleme. Dolayısıyla Kürtlerin kendi kendilerini yönetmeleri de bilmiyordu. Bu mevcut şartlar altında değil Kürtlerin kendi kendilerini yönetmeleri ve mahallileşmesi için zaten bütün güç iktidar partisinin hatta bir tek Cumhurbaşkanı'nın elinde olan bir rejim geldi. Şimdi bu şartlar altında bu nasıl mümkün olacak? Yani bu açıdan tekrar bu taleplerin de konuşulması lazım. Biliyoruz zaten geçiştirilecek bir şey değil ki bu. Özellikle Cumhurbaşkanlığı rejimi, Türkiye Cumhurbaşkanlığı rejimi, başkanlık deniyorduk da Cumhurbaşkanlığı rejimi diyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Yani Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde bunları tekrar tanımlamak lazım. Böyle bir şey duyuyor musunuz siz?
Valla ben hala bilmiyorum yani, dediğim gibi şu mahalli yönetimlerde işte Kürtlerin daha çok kendi kendilerini yönetmesi filan, işte desantralizasyon denilen, mahalli yönetimlerin güçlendirilmesi denilen, işte diğer karşıdakilerin de vay bunlar işte federasyon kuracak filan diye. Bu ilanda konular vardı ortada. Dediğim gibi şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemi altında zaten güç bıraktık mahalli çevreler. Tamamıyla tek adam rejimi diyoruz. Zaten başkanlık rejimlerinde de gerçekten böyledir. Yani en iyi uygulanıyor filan denilende de böyledir. Başkanlık rejimleri o yüzden çok tartışmalıdır. Değil Türkiye versiyonu. Bu şartlar altında yani Kürtlerin talepleri onlar idiyse, hala onlar idiyse, bunlar nasıl müzakere edilecek? Bunu hiç mi kamuoyuyla, yani devletin kamuoyuyla paylaşma mecburiyeti var, bir sorumluluğu var. Demokratik bir sorumluluk, hesap verebilirlik. Diğer taraftan siyasi aktörlerin de böyle bir demokratik sorumluluğu var. Yani Türkiye'de kamuoyuna kimse, yani daha fazla demokrasi isteyenlere, aa evet, yani bu işi destekleyebilmek için veya işte dindendirmek, konuşabilmek için bunları daha iyi bilme mecburiyeti var veya ihtiyacı var diyelim. Siyasetinde de böyle bir şey yok. Yani hep beylik laflar, hep aynı ezberler. Zaman geçiyor, olaylar değişiyor, siyasi sistem değişiyor. Yine hep aynı laflar. Dolayısıyla bu konuda da bir tartışma alanı. Yani dediğim gibi işte örgüt sultası var üzerlerinden ötesinde bir siyasi olarak, siyasi söylem olarak kendilerini yenileyememe sorunları var. Ve bu sadece de işte baskı altında olmuş olma, yasal baskılarla izah edilecek bir şey değil. Yasal baskıların sorun olduğu konu zaten herhalde iktidarla müzakere konusu da olamaz. Yani biz yani işte böyle özellik istiyoruz filandan müzakereye başlanamayacağına göre mevcut iktidar veya bir başka iktidarla. Böyle bir şey çok büyük bir dönüşüm Türkiye'de gerektireceğine göre. Demek ki o arzulanmıyor. Yani o zaten yani dikkat edin, en azından o kısa ve orta vadede böyle bir hedef yok. O zaman kısa ve orta vadedeki talepler nelerdir? Bunları da ben samimiyetle konuşulduğu kanaatinde değilim. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bu haftaki yayınımızda hem Fethullah Gülen'in ölümünü hem de Bahçeli'nin açıklamalarını ve çözüm süreci tartışmalarına girdik. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler.